İsmail Hoca ile tanışma hikayemiz esasında biraz enteresan. Çünkü ben müzikle ilgilenmeye başladıktan sonra dedim ki sesimle bir şeyler yapmalıyım, yani bir eğitim almalıyım. Önce biraz şan dersleri aldım. Sonra İsmail Hoca'nın ismini duydum birçok kişiden ve birlikte çalışmaya başladık. Tabii ilk başlarda çok enteresandı bu çalışma benim için. Çünkü iki tane erkek piyanonun başında çok zor sesler çıkarmaya çalışıyoruz. O aşamalarda çok zorlandım diyebilirim ama sonrasında öyle bir hale geldi ki sesimi kontrol eder hale geldim artık. Yani konuşma tonum değişti. Çok daha rahat konuşuyorum. Boğazım yorulmuyor. Eskiden ben nasıl konuşuyormuşum ya? Tiz perdelerden filan. Hiç benim sesim değilmiş mesela. Ama şimdi istediğim zaman o sesleri çıkarabiliyorum. Eğer mesela psikolojik durumum kötüyse ona göre bir ses çıkarabilirim yani. Çok zor değil. Öğreniyorsun çünkü. Ya da daha tiz, ya da daha parlak. Öğrendiğin zaman çok kolay oluyor. Ya da mesela bir benim işimle ilgili işte ben bilardo masa setranda şovlar da yapıyorum. Eskiden de yapardım mesela bu lehçe taklitlerini ama şimdi daha iyi anlamaya başladım. Bir Trabzonlu konuşacaksa mesela daha garinden konuşuyor böyle yani. Değişiyor yani sesi, biliyor musun yani? O şekilde yani. Bu sesle ilgili hani bir lehçeyle ilgili bir örnek yaptım ama sesi kullanma biçim mesela Rizeli'ye dönüyorsun. Havaya kirli bir ses. Yani önde konuşuyorsun onu da. Anladın mı? Değişiyor. Yani sesini kullanmayı öğreniyorsun ve insanın kendini, yani kendindeki var olan enstrümanı kullanmayı öğrenmesi çok eğlenceli. Sadece eğlence değil, ses insanın her hayatında, yani iş hayatında, sosyal hayatında çok etkili bir silah. Bence herkesin ses eğitimi alması gerekir.